Neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım günümüze giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöroekonomi gibi alanların da etkisiyle daha fazla önem kazanmaktadır. Amerika, İngiltere, İtalya ve Almanya başta olmak üzere dünyada geniş bir heterodoks iktisat literatürü olduğunu biliyoruz. Zaten toplumları ileriye götüren itici güç, Schumpeter'in de yaratıcı yıkım şeklinde ifade ettiği üzerine aslında böylesine bir döngüdür. İşte cesur yürekli lider, işte Anadolu'nun yiğit evladı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Hoş geldin Sayın Başkan. Hoş geldin Sayın Başkan. 16 Nisan referandumu rejime kasteden bir anayasa değişikliği. Arkada bir perde var. O perdenin arkasından bakanlar teker teker içeriye düşecekler. Erdoğan'ın dışında kimsenin bilmediği bakanları ve Cumhurbaşkanı yardımcısı çıktı. Görgüsüz bir törendi. Böyle fazla şaşalı, hükümdarlara özenen, padişahlara özenen. Yetkiyi bana verdiniz, 5 sene boyunca ben konuştum diyordu. Rezimin özeti bu. Kardeşlerim, yemin töreninin hemen ardından da bakanlarımızı, bürokratlarımızı belirleyip programımızı uygulamaya başlayacağız. Tabii bu kimseye hesap vermeyen, devleti denetleyen kurumları kendine ayak bağı gören, yargının kararı işine yarıyorsa öven, yaramıyorsa onu yerle bir eden, hatta o kararı alan mahkemeyi kapatmakla tehdit eden bir anlayış var. Hatta bile o dönem duyduk. Ulan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı daha yetkili bir yerdi. Burası hiç yetkili bir yer değilmiş diye yakındığını da duyduk o dönemlerde. Yani sürekli alacağı yetkiyi tümüyle kendine alma şeyi baştan beri vardı. Abdullah Gül başbakanken bile her şeye karışıyordu. Yani Abdullah Gül de egosu düşük bir adam değil ama ona rağmen ne yapıp yapıp karışıyordu. Yani bakanlar kanalıyla karışıyordu. Kendi direkt karışıyordu. Burası benim artık. Ben burayı ele geçirdim ve bura benim yani. Bir tek adam rejimi. Tek adam rejimi demek bütün kuvvetlerin tek adamın elinde toplanması anlamına geliyor. Yani gidip kendi damadını ekonominin başına getirince zaten işin nereye gittiği belli oluyor. Ve hemen arkasından Merkez Bankası Başkanı'nın ki özerk bir yapı. Bu özerk yapının başındaki insanın görevden alınması. Maliye Bakanı'dır, Merkez Bankası Başkanı'dır. Onlar zaten gitti. Darbe girişiminden sonra bağımsız üst kurullar, SPK, BDDK bunların çoğu zaten kurulların neredeyse üyesi kalmamıştı. Yani bütün kurumsallaşma şeyini bitirmiş oldu. Çünkü kurumsallaşma bunun istediği şeyleri yapmasının önünde engel olarak görüyor. Kurumsallaşma dediğin şey sürekli bir denetim ve eleme mekanizmasıyla gitmeni gerekiyor. Yani Cumhurbaşkanı mesela bir toplantıda bir bakana diyor ki şunu diyor düzelt diyor. O bakan konudan haberdar olmadığı için düzelteceğim diye bürokrasiye de danışmıyor. Çünkü bakana yap dedi ya o da birini alıyor yapmaya çalışıyor. Olmuyor ki. Adam dese ki efendim bak şuradan şu itiraz geldi, böyle olursa böyle oldu, bilmem ne dese çıldıracak. Onun için gidip söyleyemiyordu. Ertesi gün bunu talep edenler, Cumhurbaşkanı bunu kabul etti diye sevinenler ertesi gün çıkan düzenlemeden saçlarını başlarını yoluyorlar, bir daha gidiyorlar Cumhurbaşkanı'na. O kadar çok oldu ki böyle. Beginning in about 2001-2002, I began consistently to pursue business in Turkey. The first thing I would like to say is that from my perspective, there is nothing fundamentally wrong with the Turkish economy. that much of the current difficulty results from a series of self-inflicted injuries, policy-related. Başkan olmanın aslında en önemli özelliklerinden biri dış politikaya daha çok eğilmesi. Yani içerideki işleri işte birisi halleder. Orada belli sınırları çizer başkan. İç işlerine işte birisi bakar. Ama dışarıda o ülkelerle temas vesaire tarz konularda Erdoğan çok aktif. Rejimin ilk aylarında Trump'ın adaylığı kesinleştiğinde ve Trump'ın Türkiye hakkındaki kendi iç politikasına yönelik söylemleri duyulduğunda bir kafa kafaya vuruşmaları var bunların. O ilk karşı karşıya geliş Rahip Brunson krizi. Belge ise belge, bilgi ise bilgi hepsini verdi. Ondan sonra bizden kalkıyorlar. Diyorlar ki böyle böyle işte filanca papazı bize verin. Bir papaz da sizde var, siz onu bize verin. Biz de size onu yapalım yargıda şeyini size verelim. Fethullah Gülen'in iadesini de çağrıştıran bir çıkış. Oradan sonra Trump'ın seni mahvederim ve hakikaten bir hafta 10 gün gibi bir süre içinde 6 liralardan 8,5 liralara kadar doların fırlaması. Rahip Brunson olanıyla beraber birikmiş olan stresin tamamı açığa çıktı ve dolarda çok ciddi bir yükselme yaşandı. Türkiye dövizlerinden finansal saldırı altında. Devlet, hükümet, vatandaş el ele. Resmen bir kur savaşı şu anda Amerika'yla gözüküyor. Herkes bozulsun dövizini, erosunu, her şeyini yani. Ve sonra Erdoğan anladı ki Trump'la kafa kafaya vuruşmanın manası yok. Trump'la barışmak lazım. O yüzden papazı almadan papazı verdi. Ve seçim günü $1 4,5 lira falandı. O günlerde Erdoğan'ın işte ekonomi baş danışmanı Yiğit Bulut şunu söylüyordu. Bu rejimde 1 liranın $1 olduğu günler uzak değil diyordu. Oradan başladık biz. Ve geldiğimiz noktada bugün itibariyle hani $1 1 liraya eşit olacakken o 4 liradan 4,65'ten başladı. Şimdi 18,65'e geldi. Küresel ekonomideki belirsizlik doların ateşini yeniden yükseltti. Dolar 7,30'la 9,18'i gördük. Dolar 10 liraya çıktı. Kapalı çarşıda 18,50 seviyelerini gördü. Tabii doların artışı burada en büyük sorunlardan biri. Çünkü dolar şöyle bir göstergedir. Yani enflasyon falan gibi değil. Yani enflasyonu evet hissedersin ama onun bir hesaplanma biçimi var. İşte herhangi bir insana karmaşık gelebilecek bir konu. Ama dolar öyle değil. Dolardaki artış aslında Erdoğan'ın yapmak istediği birçok şeyi törpüledi, kırdı. Orada bir zincir kırıldı. O zinciri yeniden tamir etmek için de ortaya aslında attıkları şey liralaşma stratejisi. Yastığının altında doları, avrosu, altını olan varsa bunu gitsin Türk lirasıyla bankalarımızda bozdursun. Yastık altından paraları çıkarttık. Evet. Ne kadar para varsa hepsini bozduruyorum. TL yaşasın, dolar ölsün diyorum. Amerika bizi yıkamayacaksınız. Var olsun! Amerika! Var olsun! Amerika! Dolara hayır! Euro'ya hayır! Burada bakanın ekonomi bilmesinin herhangi bir önemi yoktu ama burada kayınpederini ikna edebilecek tek insan, daha çok görüşebilecek insan olarak Berat Albayrak gözüküyordu ve Cumhurbaşkanı Berat Albayrak güveniyordu. Dolar fırladı. Dolar fırladıkça damat Albayrak benim dedemden, sizin ninenizden, annemizden, babamızdan biriktirerek ortaya çıkardığımız rezervlerimiz vardı. Rezervleri harcamaya başladı. Her dolar isteyene bizim dolarları verdi. Al dolar yeter ki artmasın. Ve $128 milyar cayır cayır yaktı. Her şey pahalanacak, ülkemizin ekonomisi kötüye gidecek. Endişelenmeli miyiz? Birincisi şunu sorayım size. Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Hayır. Dolar borcunuz mu var? Yok. Dolarla bir işiniz var mı? Ama etkilemiyor mu hayatımızı? Şöyle. Biz Türk lirasının değerini düşüreceğiz. Yani aslında devalüe edeceğiz. Bu sayede ihracatımız artacak. İhracatımız da bu sayede o kadar fazla artacak ki biz artık tükettiğimizden daha fazla üreteceğiz. Böylece içerideki dolar miktarı artacak ve miktarı artan şeyin de fiyatı düşer. Paranın fiyatı nedir? Faiz. Hem doların fiyatı düşecek hem de faiz düşecek. Fakat bunun gerçekleşmeyeceği zaten hem çok belliydi, çok açıktı. Çünkü Türkiye çok uzun süredir ürettiğinden daha fazlasını tüketen bir ülke. Uzun vadeli düşünmüyor tabii. Yani piyasanın istikrarını nasıl korurum? Bu kararı ben alırsam adamlar buna nasıl tepki verir filan düşünmüyorlar. Tepki verdiklerini görünce de öyle bir şey de bu sefer dediler ki ya bunların etkinliğini kırmamız lazım. Öyle olunca da alışılmadık yöntemler uygulamaya başladılar. Yani gidip aba altından sopa gösteriyor. And I think the statistics over the last 10 or 12 years, perhaps particularly since the point in time that you mentioned, 2018, has really hit a brick wall, and or as we would say, fallen off a cliff. Piyasanın sopası diye bir şey konuşulur hep. Yani yanlış kararda piyasa sopası yanlış kararı düzeltir. Ama yabancılar gittikten sonra bu iş olmadı. Bence orada bilinçli bir biçimde Türkiye'den yabancı sermayeyi Berat Albayrak'ın biraz ideolojik şeyiyle de işte bu uygulandı. Çünkü rasyonel bir politika görmek istiyorlar. Belirgin, önünü görebileceği, sürprizin fazla olmadığı bir istikrar istiyorlar. One of the things that I know from my own dealings with foreign counterparties looking at Turkish assets is that the erosion of the rule of law, and particularly the sort of politicization, the co-optation, the judiciary and the judicial system, is very worrying for prospective foreign investors, because if they anticipate or they, in terms of assessing the risks of an investment, they consider what will happen if there is a contractual dispute or something between us and a Turkish joint venture or other partner, they don't have the confidence anymore that they would be litigating on a level playing field. They think that the game is rigged in a variety of ways. And there's good reason for them to entertain that fear, I think. Ben kapalı bir ekonomi uygulayacağım diyebilirsin. Kendi kendime yeten bir şey uygulayacağım. Bu bir tercih. Ama bu tercihi yapmayıp da ben hem küresel sistem içerisinde yer alacağım ama sadece benim dediğim olacak. Yani bunu Amerika Başkanı bile söyleyemez. Berat daha genç olduğu için daha da cesur tabii bu havada. Yani mesela dışarıya gidip bu kadar kafa tuttuğunu, res çektiğini Erdoğan biliyor muydu bilmiyoruz. Ama oradaki dili falan çok sert ve çok şeydi. Hatta hatırlıyorum bir iki kere böyle kritik dönemlerde New York'ta yine böyle yatırımcılarla konuştuktan sonra yani o kadar bozuldu ki piyasa. Bir gün saraydan çıkarken biriyle karşılaştı. Çıkan saraydakine ya senin damat dolarları yakıyor ama karaya oturduk, deniz bitti demeye gitmişti. Bundan Erdoğan çağırdı, sordu var mı böyle bir şey diye. Doğru olduğunu öğrenince o içeri girenle kapıda karşılaşan damat halef selef oldular. Çok acayip bir şey oluyor. Yani Türkiye'de ekonomi politikası değişiyor. Ülkenin Maliye Bakanı'nın istifa ettiğini biz bir Instagram hesabından öğreniyoruz. Ne bir açıklama var, ne bir çıkıp bir istifa var, ne bir yalanlama var, ne bir doğrulama var. Hiçbir şey yok. Düşünün. Berat Albayrak'ın affını istemeye giden süreç özellikle AKP'ye yakın iş adamları etkili oldu. Yani o uygulanan politikaların Erdoğan'ı zararına işlediğini, bunun değişmesi gerektiği Cumhurbaşkanı'na anlatıldı. O da kabul etti. Şimdi Erdoğan'ın bir hikayesi var. O hikayeye kendi inanıyor. Herkesin inanmasını istiyor. En yakınındaki bile hikayeyle açı yaparsa o kişiyle daha büyük açıyı Erdoğan yapıyor. Bir anda gözünden siliyor atıyor. Düşün ki damat Albayrak alınmış, görevi bırakacak. Erdoğan istemeden görevi bırakacağını ilan edemiyor. Kendisine tek mecra kaldı Instagram. Berat Albayrak bir günde istifa etmesine getiren sebepler neydi? Onu çok bilemiyoruz ama attığı tweet çok önemliydi. Yani at izi it izine karıştı, Allah yardımcımız olsun dercesine bir tweet atıp bir anda ekonomiden kendini bırakması piyasalarca oldukça olumlu algılansa da her şey daha beter oldu. Yani hakikaten at izi it izine, Berat Bey'in deyimiyle, karıştı o günden sonra. Ve çok çabuk değiştirdiği için yani Onu da sahiplik olarak gördüğüm için yani birini getireceğim. Olmadı 2 ay sonra bir daha götürürüm. Öyle yaptı da zaten. Liyakatla ilgili baştan beri böyle düşünüyor. Mesela aynı günlerde Merkez Bankası Başkanı ki %24'ten %8,5'a kadar düşürmüştü faizleri sarayın istemesiyle. Bir baktık her emri yerine getiren insan bile kovuldu. Yani adam kendi kendine hiçbirinin kararı almadı ki. Kararların tamamı saraydan kendisine tebliğ edildi. Bu tebliğleri uygulayan adam kovuldu. Ben bunu aslında suçu başkasına atmak olarak görüyorum. Yani sonra ne oldu? Naci Ağbal dönemi başladı. Naci Ağbal nispeten aklı başında program uygulamaya başladı. İşte faizleri %19'a kadar çıkardı. Bir anda enflasyon nispeten aşağı düştü. Yurt dışından güven geldi. Hatta yurt dışından ufak bak para gelmeye bile başladı Türkiye'ye. Ama Cumhurbaşkanı baktı ki öyle bir sistemde artık istediği tek başına karar verip her şeyi uygulama şeyinden mahrum kalıyor. Yani faizleri düşüremiyor. Hatta Naci Ağbal ona sormuyor, arttırıyor. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir şeye girildi. O zaman da buna dayanamadı. Bu sistemi değişince Merkez Bankası'nı görevden alma yetkisini de aldık. Ve böylece önceki Merkez Bankası'nı görevden aldık. Çünkü laf dinlemiyordu. Görevden aldık. Aslında Merkez Bankası kanunu laf dinlememeleri gerektiğini, aldıkları eğitimin, bilimin gereği hedefler doğrultusunda doğrusunu yapmaları gerektiğini söylüyor. O yüzden Murat Çetinkaya'yı biraz çetin ceviz gördüler, gönderdiler. Yerine Murat Uysal geldi. Daha uysal bir arkadaştı ve şöyle bir şey oldu. Geldiğinde yanılmıyorsam 20'ye yakın bir faiz oranı vardı ve 11-12 kere faize müdahale ede %9,5'lara kadar faizi düşürdüler. Yaptıkları iş Erdoğan'la uyumlu ama görev alanlarıyla uyumsuzdu. Ve Erdoğan'ın gönlüne göre işler yaptıkça hepimizin gönlünü kıracak bu süreci yaşadık. Ama bunların kafası basmaz. Yok bunlarda böyle bir araştırma. Ben ekonomistim. Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim, ben. Faiz sebeptir. Enflasyon neticedir. Ama yok, enflasyon sebeptir, faiz neticedir diyorsan bu işi bilmiyorsun arkadaş. But he pushes it for reasons which were not entirely clear to me. He's for sure not a stupid man. And I don't think it is simply a case of, you know, a block-headed person having seized on an idea early and, you know, holding rigidly to it for some ideological conviction. I think he can see as readily as anyone what is happening in the economy as a result of this. Bütün dünya bir şey söylüyor. Bütün dünya diyor ki enflasyonla mücadele etmek için bağımsız bir Merkez Bankası'na ihtiyacın var. Bu bir boksör. Bir elinde döviz, bir elinde de faiz var. Sen bunun ellerini bağlarsan dayak yersiniz hep beraber. Bizimki 2 elini birden arkaya kıvırdı. Elinden bağladı boksörü iple. Salıyor, biraz dayak yiyor, çekiyor, biraz kurtarıyor falan. Böyle acayip bir durumla karşı karşıyayız. First of all, I do believe deeply and I'm one of the people who says most frequently that I believe in Turkey's long-term potential because a lot of economic power could and should be flowing to Turkey at this moment, and it's not, which is a shame. It's a wasted opportunity. I mean, in general, the feeling has grown that in the move to the executive presidency, Turkey has taken a step back from liberal democracy. Güç zaten Erdoğan'da temerküz etmiş, merkezileşmiş durumda. Onun oynatacağı birkaç hamle, işte piyon vesaire, o tüm zaten atomları hizaya getirecek bir şey haline döndü. Yani Berat Albayrak bakanken de benzer şey vardı. Berat Albayrak bu arada biraz daha genişti şeyi oynamalı. Zaten başını sıkıntıya sokan da o oldu. Ekonomi rakam işi, ekonomi temenni işi, ekonomi güven işi, ekonomi istikrar işi, ekonomi beklenti işi, ekonomi gözlerdeki ışıltıdır. Benim gözlerimdeki ışıltıyı arkadaşlarım görüyor. Nebati işte Sayın Bakan çıkıyor, işte konuşuyor toplantılarda, bir şeyler söylüyor. Ya ona karşı olarak sen bu işten anlamazsın falan diyorlar. O da diyor ki ben siyasal da okudum, benim mali hocam buydu falan. Ya bunlar o kadar gereksiz tartışmalar ki yani siyasaldan çıkan herkes her şeyi bilmek zorunda değil. Bir siyasetçi zaten her şeyi bilmek zorunda değil. Kaldı ki Sayın Nebati siyasetçi dedi. Yani Sayın Nebati'nin ya da işte Merkez Bankası Başkanı'nın neredeyse hiçbir şey bilmesine gerek yok. Hiçbir konuda aksiyon almasına dahi gerek yok. Çünkü zaten onların hepsi bir şeyin gölgesinde. Tayyip says something in Rize and boom, you know, we say hot money. Every time one of those things happens, it impacts the general investment sentiment or feeling about Turkey, and it contributes to the reservations that long-term investors have about Turkey as a reliable, predictable, you know, rules-based economy and society. Şeyi hatırlayın. Dolar işte 10 lirayı geçmesin. 10 lirayı geçmemesi için işte rezerv satılmış oldu. Onu geçince işte 15 sınırı. Hani hep böyle bir psikolojik sınır. O birinci aşamada hani bir müddet gitti. Fakat artık dış ticaret açıkları rekor kırmaya başladığında buna başka bir çözüm bulmaları gerekti. O inat ettikçe dolar fırlıyor. O inat ettikçe kur fırlıyor ve 20'lerden zor dönüyor. Oralarda herkes hep birlikte bir nefesini tuttu. Ya ne oluyoruz dedi. Orada bir şey yapmak lazım. Orada zaman zaman bundan övündükleri ama daha sonra neye karşılık geldiğini görünce, yani gelecekte kimsenin övünemeyeceği ama icat çıkardık dedikleri kur korumalı mevduatı icat ediyor. Kur korumalı mevduat özeti şu: ben bu ülkenin ekonomi yönetimine inanmıyorum kardeşim, o yüzden paramı dolarda tutacağım diyor birileri. Onlar dolarda durdukça dolar yükseliyor. Tamam kardeşim diyor, bak sakin ol. Sen paranı TL'de tut. Diyor TL'de tutacağız da diyor, dolar çıkarsa ne olacak? Aradaki farkı ben sana ödeyeceğim diyor. Bu parasını TL görünümlü dolarda tutan kur korumalı mevduatçılara hepimizin kefaletiyle Tayyip Erdoğan'ın verdiği rüşvet. Ve aslında damadın olmadığı ama damadın fikren iktidarının devam ettiği bir ekonomi yönetimiyleyiz. O günden bugüne damat görüntüde yok ama fikri ve damadın ekibi yine işin başında ve dolar yakmaya devam ediyor. Önce hepimizin olan 128 milyar dolarlık rezervi yakmışlardı. O günden bugüne de bir 90 milyar oradan buradan buldukları borcu yaktılar. İlk 128 milyar dededen, babadan, nineden, anadan mirastı. Bunlar torunlardan ödünç alındı. Geleceğimizi yakıyor. Epistemolojik kopuş dediğiniz neoklasik ekonomide bunun böyle olmaması gerekiyor. Yani bir kopuş kesin. Yani Türkiye diğer bütün dünya ülkelerinden kopmuş durumda. Çünkü çok farklı bir metot uyguluyor. Hem faiz düşürüp hem enflasyonun düşmesini beklemek çok gerçekçi gelmiyor. Tutarlı olabilmesi için böyle şeylerin sizin kapatmanız lazım. Yani ekonomiyi kapatacaksınız. Ama Türkiye'de öyle ekonomisi kapatılacak bir ülke değil. Bu artık bugünün dünyasında mümkün değil. Buna Çin bile direnemedi. Çin kendi içinde inanılmaz nüfusu olan, işte üretimi, tüketimi vesairesi olan bir yer. O bile direnemedi. And investors looking at the potential purchase of that asset have to ask themselves, is that payment from the government dependable? Will the government be able to stand by its contractual commitments as the lira weakens and central bank reserves are depleted? These are things which 10 years ago or 15 years ago, foreign people did not have any serious doubts about. Now they do. Bu tek adam rejimiyle beraber ortam gittikçe sıkılaştı. Sıkılaştıkça para kaçmaya başladı. Ve Türkiye'de bugün mesela herhangi bir yabancı yatırımcı göremiyorsunuz. O günlerde %65'lerde olan borsadaki yabancı payı bugünlerde %30'un altına indi ki bu %30 çok kemik bir hisse senedi. Aynı şekilde tahvil bono, o günlerde %12-13'lerde olan tahvil bono sahiplik oranı bugün %3, %2'lere inmiş ki bu çok ciddi anlamda yabancı kaçışını gösteriyor. Hiç endişeniz olmasın. Onların dolarları varsa bizim Allah'ımız var. These are things which foreigners don't largely understand. They don't really feel that they should be required to assess those risks, but it causes turbulence in the environment, which is troubling to them. So, you know, in a world where they can invest in Chile, they can invest in Thailand, they can invest in all kinds of places, they ask themselves, why should I invest in Turkey if it means all these other risks? Bir ülke yurt dışından para gelmeden zenginleşmesi ve kaynak yaratması çok kolay değil. Türkiye bunu başaramadığı için bugün ekonomisi her geçen gün bir önceki günü aratır hale gelen bir duruma düştü. Yani derler ya, tünelden gelen ışığa bakacaksın, trenin mi yoksa kurtuluş ışığı mı diye. Daha biz ışık göremiyoruz. Bırakın treni, tünelin sonundaki ışığı. Ortada herhangi bir ışık yok ekonomi adına. Frenleri boşalmış. Daha doğrusu artık freni olmayan, yokuş aşağı giderse de durdurabilmek için bir mucizeye ihtiyacının olduğu, durduramasa bile durdurmuş gibi yapıp birilerini ikna etmenin önemli olduğu bir sanal rejim, sanal yönetimin içindeyiz. Ve bugün geldiğimiz nokta şu: bir kriz var, bıçak kemikte. Öyle enflasyonun düşeceği bir şey yok. TÜİK'e göre enflasyon %85'te. Bazı bağımsız akademisyenlere göre %200'e yakın. Başkanlık dönemine geçildiği günle bugün arasında yani TÜİK'e göre bile %200 enflasyon var. Yani o zaman işte 100 liraya aldığınız şey şu an 300 lira. Türk İş'in işte DİSK'in yaptığı araştırmalara göre işte yoksulluk sınırı şeylerine baktığınızda %600 lira varan enflasyon var. Yani o gün 100 liraya geçinebilen, yoksul olan biri şu an 700 liraya yoksul olabiliyor ancak. Ama bu iş böyle gider mi? Matematiğe göre mümkün değil. Ama seçime kadar gider mi? Mümkün. Kuvvetle muhtemel Türkiye seçime kadar gidebilecek bir rezervi topluyor. Nereden topluyor? Ağırlıklı olarak Arap ülkelerinden, Rusya'dan. Bunların özelliğine dikkat ederseniz tamamı tek adam rejimiyle yönetilen ve bir kişiyi ikna eden ülkeler. Yani siz Putin'i ikna ederseniz Rusya'dan para alabilirsiniz. Siz Katar'ı veya Suudi Arabistan'daki yöneten aileleri ikna ederseniz onlardan para alabilirsiniz. Şu anda yaşanan mesela işte biz enflasyonu %50 hatta altına çekeriz. Kurları sabit tutacağız. Rezervden satmaya devam edeceğiz. Ama bir akış sağlanması lazım. O konuda da Erdoğan yardımcı oluyor. İşte Rusya ile ilişkiler bilmem neler. Katar'ın Türk ekonomisine yönelik spekülatif ataklarda da daima bizlerin yanında olmuş, ülkemize duyduğu güveni göstermiştir. Seçime kadar kıpraşmayın üstüne. Ben ekonomiyi stabil göstereceğim. Ben bunlara biz bu işi yönetebiliyoruz, siz geminin kaptanını değiştirmeyin diyeceğim. Gemi böyle yatmış, neredeyse kaptan köşkü hariç her yeri su almış, millet boğuluyor yoksulluktan. Ama bir yandan da diyorlar ki müziğe devam. Bir tek şey var, seçime kadar bu senaryoyu sürdürmeliyiz. O zaman seçimden sonrası tufan. Seçim olduğunda bu artık elimizde kalacak. Yani yaptıkları ayarların çünkü sürdürülebilir olması mümkün değil. Bu elimizde kalacak ve uzun sürecek. Yani bu şu anda işte efendim seçimlerde Cumhurbaşkanlığını kaybetse bile Erdoğan'ın dönemi bir süre daha devam edecek. Haziran ayından sonra Türkiye çok ciddi anlamda ekonomik kaos yaşayacak. Yani bu her geçen gün daha da kendini hissettirecek ve maalesef acı çekmeden bu hikayeden toparlanma ancak masallarda. O 99'da iş başına gelen o beğenmediğimiz hükümet %90 küsürlerdeki enflasyonu %40'ların altına indirmişti. Yani o dönemin ekonomisi gelişen bir ekonomi, yani ivme olarak hızlanıyordu ve trend olarak yukarıydı. Şu an biz ivme olarak aşağı doğru hızlanıyoruz. Yani trendimiz hep aşağı yönlü. Yani Erdoğan işte 20 yıl sonra bulduğu gibi bırakmayacak. Yani bulduğundan daha kötü bir pozisyondayız şu an. Well, it was a very hopeful time. I was very actively involved at the time. We saw sort of the reverse of what I described a moment ago about human capital. There were many young Turks who had been outside and now were thinking that, okay, finally, at last, Turkey's moment has arrived and we're going home. So it's sad to see that, you know, things have reversed in that regard. 1 kilo domates 20 milyon olmuş ya. Gerçekten de çok kötü. Gitgide daha kötü oluyoruz. Gelecek yıl kime oy vereceğiz? Tabii ki de Sayın Erdoğan'a. Çok şükür benim kocam Türk vatandaş. Türkiye çok güzel zaten. Benim dolarla hiçbir işim olmadı. Bizim insanımız o kadar kültürlü, o kadar aklı başı, o kadar üstün zekalı ki. Ekonomiyi düzeltmek acı çekilse de imkansız bir şey değil. Ama burada dönüşü olmayan yola girmek mevzu bahis. Dönüşü olmayan yol nedir? Adalet bir kere kaybedildi mi? Demokrasi bir kere kaybedildi mi? Ve ülkenin demografisi bir kere bozuldu mu? Bunları yerine getirmek böyle 5-10 yıllık olaylar değil maalesef. Bazı değerlerimizi biz tamamen kaybettik. Çünkü geçim derdi olan, kendini idame ettiremeyen bir ailenin sorumlusu olarak hisseden kişinin bakacağı şeyler değildir demokrasi, adalet. Tabii hem ekonomik buhranın hem toplumdaki gerginliklerin, kutuplaşmanın, aynı meselelere birlikte sevinememenin, tasada ve sevinçte birlikte olma, değil mi? Bir ülkeyi ülke yapan mesele bu. 20 yılın sonunda en çok bunu kaybettik. Bunlardan bir tanesi de geçen haftaki saldırıda görüldü. Taksim'de bir bomba patladı. Herkesin yüreği pare pare olmuş. O sırada ülkenin Cumhurbaşkanı havaalanında basın açıklaması. Orada böyle şeyden falan bahsediyor. Bir takım çizikler var, yeni çizikliler gelip. Yani yaralı bunlar. Ne bekliyorsun? Endonezya ziyaretimi erteledim diyecek. Öyle zannediyorum ki kısa zamanda da bu vatandaşlarımız da taburcu edilecektir. Değerli arkadaşlar, birazdan 15-16 Kasım 2022 tarihlerinde Bali'de düzenlenecek 17. G20 Liderler Zirvesi'ne hareket etmek üzere yola çıkıyoruz. Düşünüyorsun ya, Erdoğan dışında herhangi bir siyasi figür bunun 1/10'inin görüntüsünü verseydi ne olur? Ama yani vatanseverlik ona, millilik ona, her şey ona, hainlik hepimize.